Müslümanlarınla ilgili mezarlık meselesi ciddi bir mesele. 2016 yılında işte özellikle bizim Türk vatandaşlarının ama tabii başka uyruklu Arap vatandaşlarında bana gelip ya biz burada artık yer bulamıyoruz, mezarımızı, cenazemizi nereye kaldıracağız diye bana geldiklerinde Spandau'da olan ve şu an Almanya'nın en büyük Müslüman mezarlığı olan yerde mezarlığın kalmadığını biz fark ettik. Daha önceleri Gatow'da defnediliyordu Müslüman bölümüne. Pek hissetmiyorduk. Ancak 2016 tarihi yanlış hatırlıyor olabilirim. Sadece oraya defnediliyor olmasından dolayı orada bir sıkıntı yaşandı yer sebebiyle. Pandemiyle beraber artık hat-ı safhaya ulaştı. Öyle oldu ki sadece Gatow, Spandau Gatow'da Müslüman mezarlığına defnedildiği için bütün firmalar, yani Müslüman firmaları orayı tercih etmek zorunda kaldı. Öyle olunca da sınırlı sayıda yer olmasından dolayı doldu. Aslında 2025-26 yılında dolması beklenen alan 2022'nin sonunda doldu. Tabii Almanya'ya göç eden Müslümanların sayısının artması, Suriye'den vesaire, Müslüman toplumunun sayısının artması ve birçok insanımızın artık kendi ülkesine cenazeyi değil de Almanya'da cenazelerini toprağa gömmelerinden dolayı da bu alanlar, sınırlı alanlar doldu. Berlin Eyalet Meclisi 48 saat içerisinde defin yasasını onayladı. Yani vefat eden bir insanın 48 saat içerisinde defnedilme hakkını devlet şu an sağlamış oldu. Fakat pratikte bu maalesef öyle değil. Bizim en çok muzdarip olduğumuz konulardan bir tanesi de Müslümanlar olarak Berlin'de defnetmek istediğimiz cenazelerimizle alakalı çok geç temin alabilmemiz. Randevuların bazı mezarlıklar tarafından sadece haftada bir veya iki güne sıkıştırılması söz konusu. Biz burada daha hızlı, daha efektif bir çalışma talep ediyoruz. Yani korona döneminde bir defini işlemini gerçekleştirmek için iki hafta bekleyen cenazelerimiz oldu. Ortalama 10 gündü. Türkiye'ye nakil yapamıyoruz, uçaklar kalkmıyor, mohlarımız doldu, cenazeleri koyacak yer bulamıyoruz, mezarlığa defin yapamıyoruz. Düşünün içinde bulunduğumuz ortamı. Etkili ve yetkili olabilecek yerlere konuyu izah ederek çözmeye çalıştık ve çözülmeye gayreti içerisinde olmalarını rica ettik kendilerinden. O sebeple tek bir yer olması, alternatif olmaması bu sıkıntıları yaşamamıza sebep teşkil etti. Biz tekrar 2022'de bir inisiyatif başlattık. Bu alanları nasıl genişletebiliriz? Tabii belediyeden yeterli destek almıyorduk. Çevre ve bu yeşil alanlarla ilgili senatodan gerekli desteği alamadık ve özellikle Yeşiller Partisi'nde daha çok çevreyi koruma, orada yaşayan hayvanların korunması ön planda tutulduğu için gereken desteği alamadık. 2023 yılında göreve geldiğimizde koalisyon sözleşmesine özellikle benim ve Orkan arkadaşımızın, diğer Türk kökenli arkadaşları da aynı hassasiyeti gösterdiler. Sözleşmeye biz bunu yazdırdık. Ve bir fiil bunu sözleşmeye yazdırmak, o metni yazmak bana nasip oldu. Berlin'de mezar yerlerinin özellikle Müslümanlara tahsis edilmesi, etrafının çevrilmesi vesaire. Sözleşmeye yazdık ve dedik ki biz bu işe cidden eğilmek istiyoruz. Burada hem belediyeleri hem senato bazında eyaleti bu konuda sorumlu tutuyoruz ve bunu uygulamaya almak istiyoruz. Tabii 2023 yılında bunun uygulayabilmemiz için adımlar atılması gerekiyordu. İşte yerlerin, eğer yerler ayrılırsa bunların hazır hale getirilmesi gerekiyordu. Biz mümkün mertebe Müslüman nüfusunun yoğun yaşadığı ilçelerde araziler istiyoruz. Yani şehrin dışına atılmış araziler değil. Çünkü bu cenaze firmalarının da hizmet aşamasında işini zorlaştıracaktır. Kreuzberg, Neukölln ve Wedding'de daha çok yaşıyoruz, daha çok bulunuyoruz.
Daha önce ister Nalköy'de yaşa, ister Kruzbek'te yaşa, Berlin neresinde yaşarsanız yaşayın. Bir Müslüman olarak cenazenizi sadece Müslüman abdailin konulması sebebiyle Gatova defnedebiliyorduk. Ve o zamandan yıllardır söylüyoruz, diyoruz ki Nalköy'deki vatandaşımız Nalköy'de defnedilebilsin. Wedding'deki arkadaşımız, Wedding'deki dostlarımız, Müslüman kardeşlerimiz Wedding'de defnedilebilsin. Yani evine nereye yakınsa oradaki bir mezarlığa defnedilebilsin ki acısını yaşamaya kalktığında rahatlıkla ulaşabilsin, gidebilsin, mezarını toparlayabilsin, duasını edebilsin. Spandau, Almanya'nın en büyük mezarlığına sahip olmasına rağmen sadece bu sorunu Spandau çözemez. Yani o yüzden Berlin'de işte Wedding, Pankow, diğer belediyelerde yer açmamız gerekiyordu. Gidişi, dönüşü, ailelerin oraya ulaşımı bir yandan, bir yandan aileler de bir yakınını kaybettiğinde, yani 30-40 kilometre gidip yakınını ziyaret etmek nerede? 5-10 kilometre gitmek nerede? Yani bu hem ailelerin işini zorlaştıracaktır, hem de cenaze firmalarının, şirketlerin işini zorlaştıracaktır. Yani mümkün mertebe merkezi ilçelerde boş duran şu an kiliseye veya belediyeye ait arazilerin hızlı bir şekilde planlanıp ihdas edilmesini biz teklif olarak sunduk. Bu konuda bir adım attık ve dedik ki bir bütçe ayırmamız gerekir. Ve tabii koalisyon ortağımızın da desteğini alarak 4 milyon euro Berlin'de mezar yerlerinin hazırlanması için bir bütçe ayırdık. Eskiden sadece Gatova defin yaparken biz bazen termin istiyorduk 2 hafta, bazen 3 haftada defin termini veriyorlardı. Şimdi alternatifimiz olduğu için yani Nokön, Wedding ve başka yerlerde mezarlık alternatifi Pankow örneğin olduğu için terminleri de daha kısa bir dönemde veriyorlar. Ortalama 3 günde, 4 günde cenazelerimizi defnedebiliyoruz. Bu tabii Berlin'de ilk. Yani zaten bir koalisyon sözleşmesine mezarlığın girmesi bu işin ciddiyetini gösteriyor. Bu da Berlin'de ilk. 4 milyon euroyu Aralık ayında biz kabul ettirdik. Bayan Behrendt bu konuda ciddi bir çalışma yaptı ve bütün dini cemaatleri burada meclisimizde topladık. Onlarla istişare yaptık. Nasıl yapabiliriz, neler yapabiliriz? Ve ilk defa böyle bir istatistik çıkardık. İhtiyaç nedir? Bir araştırma yapıyoruz şu an. Ve şöyle bir karar aldık. Sürekli belli zamanlarda tekrar dini cemaatleri bir araya toplayarak bu çalışmaları yürütmek istiyoruz. Evet, Almanya'nın en büyük dini cemaatlerinden bir tanesiyiz biz. Ve Berlin'de de ciddi bir mevcudiyetimiz söz konusu. Tabii Şehitlik Camii ve bunun yanı sıra Sosyal Danışma Merkezi CTSU Cenaze Fonu burada ciddi bir yük taşıyor. Dolayısıyla burada bizim DİTİB olarak da muhatap olmamız gayet tabii. Fakat bununla birlikte biz Berlin'de mevcudiyetini devam ettiren diğer Müslüman dini cemaatlerle beraber Ocak 2023 yılında bir inisiyatif kurduk. Bu mezarlık ve defin işlemleriyle alakalı konularıyla ilgili devletin, eyalet meclisinin bir muhatabı baz alaraktan bu işlemleri devam ettirmesi arzuladığımız için bu inisiyatifin oluşumuna gittik. 7 tane toplamda İslami cemaat bu oluşumun içerisinde bugün. Ben dernekler olmadan, çatı kuruluşları olmadan, özellikle de basın olmadan da bu işin çözülemeyeceğini bilenlerden birisiyim. Bunu ilettik yetkili yerlere ve daha sonra basındaki birçok arkadaşımız, dostumuz da sağ olsun da bunu parlamentoya ilettiler. Çatı kuruluşlarına özellikle kendim telefon ettim. Bizzat ziyaretlerine gittim. Adlarını saymak istemiyorum ama burada A'ymış, B'ymiş, C'ymiş ayırt etmeden. Çünkü bu mezarlık meselesi hepimizin meselesi. 2023'te bakanlığın değişmesiyle toplamda 2000'in üzerinde yeni bir kontenjan açıldı. Çok kısa bir sürede işte Wedding'de açıldı, değişik yerlerde açıldı ve şu an Spandau'daki yerlerin tekrar genişletilmesi söz konusu. 2000'den fazla yer açıldı. Tabii bunlar
az da bütçeyle alakalı olduğu için, yani siz bir yer gösteriyorsunuz ama tabii bu yerin etrafın çevrilmesi gerekir, yollar yapılması gerekir, bir Müslüman mezarlığı olduğu tabelalarda belli olması gerekir. Bu çalışmaları bir çalışma grubu olarak hem mecliste hem işte diğer STK'ları da işin içine dahil ederek bu çalışmaları yürüteceğiz. Şunu da belirtmek isterim, bu sayılar her zaman sınırlı olacaktır. Çünkü hakikaten gato bize yetmiyor, yetmeyecekti, hala yetmeyecek. Bir problem hala yaşayacağız biz ileride. Biz Müslüman toplumu olarak eğer buna köklü bir çözüm getirmezsek, getirme gayreti içerisinde olmazsak, şu anki yapılan çözümler, şu anki içinde bulunduğumuz ortamda yine sıkıntılar yaşayacağız. Ve 7 yıl bize gösteriyor. 7 yıl sonra tekrar eğer kalıcı bir çözüm üretilmezse biz yine sıkıntıya düşebiliriz. Yani biz ne kadar belediyelerde bunu sağlasak da sınırlı olacaktır. O yüzden şöyle bir alternatif çözüm daha getirdik ileriki zamanlara yönelik. Müslümanların kendi mezar yerleri olsun istiyoruz. O imkanı nasıl sağlayabiliriz? Yani mezar yerlerin şu an işletimi devlete veya kiliseye ait olduğundan dolayı acaba kendi Müslümanlar kendi bir arsası olduğunda mezar işletimini bu yetkiyi onlara verebilir miyiz? Onunla da ilgili Bayan Behrendt'in bir çalışması var. Ve burada STK'ları isterseniz bu yetkiyi size de verebiliriz. Tabii bu ileriki zamanlarda. Belki bu şekilde de düşünmek gerekir. Mevcut yerler haricinde Müslümanların kendilerinin yönettiği bir alanın olması. Privat şahısların veya privat şirketlerin veya çatı kuruluşlarının diyeyim veya herhangi bir derneğin mezarlık açması, mezarlık işletmesi tabii ki bir çeşitlilik ortaya koyar. Ancak bu mezarlık olayının bakımı, sorumluluğun üstlenmesi ve uzun vadede yapılması gerektiği olan bir şey. Almanya'da burada yaşadığımıza göre Berlin'de ne var? Hepimizin bildiği gibi belediyeye ait mezarlıklar artı bazı vakıflara ait mezarlıklar var. Bu mezarlıkların bakımıydı. Örneğin ben firma olarak defin yapacağım zaman yerin açımıydı, kapatmasıydı derken hepsi dönüyor dolaşıyor. Mali bir şey gerektiriyor, bütçe gerektiriyor ve uzun vadeli bir şey olması gerekiyor. Bu yatırımın eğer amaç hizmet midir, ticaret yapmak mıdır? Eğer bana derseniz ki ticaret yapmaktır, hiç tavsiye etmem. Ama hizmet diyorsanız bunu bir derneğin altından kalkması, artı herhangi bir şirketin altından kalkması biraz zor. Çok büyük büyük yatırımlar yatırıp ve fazla da bir beklentinizin olmaması gerekir. Alevi cemaati Körperschaft des öffentlichen Rechts, yani böyle bir yasal hakka sahip, farklı bir statüsü var. Maalesef hani diğer cemaatlere böyle bir statü verilmedi. O yüzden Alevi kardeşlerimiz bu konuda daha rahat olabilirler. Ama bizim getirdiğimiz teklifte ve şu an yasal uygulamada Körperschaft des öffentlichen Rechts dediğimiz bu özel bir statüdür. Vergi alma hakkına sahipsiniz. Böyle bir statü beklenmiyor. Sadece kamu yararına bir derneğin olması, tabii devlet tarafından işletebilir mi, mezar yerini işletebilir mi olması. Ama bu ileriki bir basamak. Bu sorunu çözebilmek için Müslümanlara böyle bir özertliğin verilmesi, yani kendi mezar yerimizi, Müslümanların kendi mezar yerlerini kendilerinin idare edebilmesi. Bunu da Bayan Behrendt toplantımızda dile getirdi ve dedi ki bakın şimdiye kadar size böyle bir teklif belki yapılmadı. Biz hem devlet olarak mezar yerleri açıyoruz hem de ileride sizin mezar yerlerini idare edebilmeniz için size imkanlar sunuyoruz. Gelin bu konuda gerektiğinde biz size yön verelim, danışmanlık yapalım. Yani bu güzel bir adım. Bu teklifi ben de burada tekrarlamak istiyorum. İleride Müslümanlar Berlin'de, Berlin çevresinde kendi mezar yerlerinin olmasını
sağlayabilirler. 7 tane toplamda İslami cemaat bu oluşumun içerisinde bugün. Dolayısıyla buradaki diğer kardeşlerimizle birlikte devletin bizi muhatap alaraktan bu işlemleri daha istikrarlı, kalıcı, çözümsel odaklı çalışmaları yerine getirebilmek için muhatabız. Fakat tabii DİTİB olarak da yine gayretlerimiz devam ediyor ve devam edecek. Siz de az önce ifade ettiniz. Bugün Almanya'nın en büyük, en geniş Müslüman mezarlığı olan Gato mezarlığı 88 yılında DİTİB'in referansıyla, daha doğrusu referans olarak DİTİB'in tayin edilmesiyle çalışmalar başlatıldı. Ve bugün de o şekilde yine devam ediyor. Fakat biz bu kitleyi tabii daha da genişlettik. Diğer kardeşlerimizi de bu işin içerisine kataraktan bu inisiyatifi kurduk ve bugün bütün bu çalışmalarda inisiyatif olarak devam ediyoruz. Ve bu inisiyatifin de sözcülüğünü şu an ben devam ediyorum. Türkiye'ye daha çok cenaze gidiyordu. Ama gün geçtikçe, yılları kovaladıkça Türkiye'ye nakilden ziyade Berlin, hatta diğer Almanya'daki firmalarla da görüştüğümüz için işimiz gereği DEFİ'nin Almanya'ya ağırlık kazandığını görüyoruz. Dolayısıyla bugün sadece Türk kökenli kardeşlerimize değil, bütün İslam coğrafyasından kardeşlerimize biz bugün rehberlik yapıyoruz, danışmanlık hizmeti sunuyoruz. Ve bu kitle sayılar gittikçe de artıyor. Yine özellikle ihtida eden, yani mühtedi kardeşlerimize, Alman Müslüman kardeşlerimize yönelik de hizmetlerimiz devam ediyor. Ve bu kardeşlerimizin de sayıları tabii gittikçe sevinirici bir şekilde artıyor. Buradaki çocukları buraya artık tamamen yerleşmişler. Almancayı ana dilleri gibi konuşuyorlar. Yine aynı şeyi söyleyeceğim, üzülerek belirteyim ama Türkçemizi unutan çocuklarımız var bizim. Yarı Almanca, yarı Türkçe değişik bir dil ortaya çıktı. Onu konuşan bebelerimiz, çocuklarımız, gençlerimiz var. Böyle olunca da dedim ya, birçok sebepleri var bunun. Berlin hedefin daha çok yıldan yıla artarak devam ediyor. Alman vatandaşı olup Müslüman olan ve yalnız bir şekilde, kimsesiz bir şekilde vefat eden birçok kardeşimiz var. Ve bu kardeşlerimizin maalesef şunu üzülerek ifade etmek mecburiyetindeyim, yakılma tehlikesi taşıyorlar. Yani cenazelerin bir müddet sonra, yani genelde bu yasal olarak 14 gündür. Yani bir insan Almanya topraklarında vefat ettiğinde 14 gün içerisinde defnedilmesi gerekiyor. Aslında bu işi çok basit bir şekilde bu yalnız yaşayan büyüklerimiz çözebilirler. Testament, yani vasiyet yazaraktan. Bir iki satır Almanca, Türkçe ve bunu kimliğinin arasına koyaraktan mesela bu işi engelleyebilir.